Yani Ayşe Ateş'e Sinan Ateş öldürüldükten sonra soruşturma aşamasında koruma polisi verilmişti. Sonra bu koruma polislerinin sayısı hızla artırıldı. Etrafında bir polis ordusuyla birlikte Ayşe Ateş etrafında bir polis ordusuyla birlikte dolaşıyor. Yani ortada bir tehdit olduğu, ortada bir risk olduğunu zaten koruma polisi de verdiğine göre polisin kendisi biliyor. Ayşe Ateş'i korumak üzere polis görevlendirdiği için kendisi de biliyor. Fakat orada aile üyeleri otururken bu adam arkadan elini kolunu sallaya sallaya gelip Selma Ateş'e saldırabiliyor. Bu arada sanık yakınların, sanıklardan birinin yakını olduğu ileri sürülüyormuş bu kişinin. Yani bakın çok acayip değil mi? Afşin Atipoğlu, sanık yakınlarından biri elini kolunu sallaya sallaya Sinan Ateş'in ailesinin olduğu yere gidip saldırı düzenleyebiliyor. Bu ülkede şans eseri yaşadığımızın bir ispatı bu. Kim ne isterse istediği an gerçekleştirebiliyor. Burada Türkiye'de suç işlemek suçlunun iradesi ve isteğine bağlı. Ona karşı gelen, onu engelleyecek bir mekanizma ne yazık ki yok. Hepimize saldırılar oldu. Yine olabilir. Yine tehdit. Sürekli tehdit altındayız. Benim kendime gelen tehdit, şantaj, küfür, hakaretin haddi hesabı yok. Yaptığımız suç duyursun haddi hesabı yok. Yani şu ve benzeri bir daha bizim başımıza veya başkasının başına gelebilir. Diyorlar ki konuşmayacaksın. Mesela biz insan öldüreceğiz. Bir insanı öldürmek için organizasyon yapacağız. Devletten faydalanacağız. Bilgiler alacağız. Her şeyi yapacağız. Onun hayatına son vereceğiz. Allah'ın verdiği canı biz alacağız. Ve siz konuşmayacaksınız. Sizlik bir durum yok burada diyorlar. Siz hayatınıza bakın. Biz iktidar olacağız. İktidarı eleştirmeyeceksiniz. Eleştirirseniz işsiz güçsüz kalırsınız. Size kimse bakmaz. İşte ne bileyim MHP ile ilgili ileri geri konuşursanız başınıza sıkıntı gelir. Böyle bir yaşam tarzı, böyle bir ülke olmaz. Bakın 2023 yılında Almanya'ya iltica için başvuranların sayısı Türkiye'den 60 binin üzerinde. Suriye ve Afganistan'dan sonra en fazla iltica talebi bizim ülkemizden gelmiş. Millet illallah etmiş bu memleketten. Niye illallah etmiş? Bir tabur polisin yanında bir tane adam gelip oradaki Türkiye'nin gündemindeki isimlerden birine rahatlıkla saldırabiliyor ve hiç umrunda olmadan gidiyor. Ne olacak onun şimdi? Ne cezası alacak onun? Hiçbir şey. Hiç. Kimin umrunda değil. Ya benim anlamadığım, ben bunu çok fazla söylüyorum yayınlarda ama belki bir yere takılır, birinin kulağına değer de bir etki yapar diye. Ya Recep Tayyip Erdoğan dediğimiz kişi, gerçek söylüyorum bunu, samimi söylüyorum. Abdüllatif Şener parti kurdu, ayrıldı. Başına hiçbir şey gelmedi çok doğal olarak yanındakilerin de. Babacan aynı şekilde, Davutoğlu aynı şekilde. Muhalifleri hiç şiddet görmedi. Bu işlerde çok toleranslı bir adam. Tamam onlara kötü muamele, işte mobbingdir, laftır, sözdür, üniversiteyi kapatma, bu tip olaylar yapıyorlar. Ama hiçbir şiddet yok. O gelenekte öyle bir şey yok. Yani Erbakan geleneğinde bu tip bir olay yok mesela. Ama senin ortağının, muhalif olan herkes bir şekilde ya dayak yiyor ya ölüyor. Ya bu seni hiç rahatsız etmiyor mu Sayın Erdoğan? Bunu neden üstlenmek zorundasın? Neden bu yük senin omuzunda kalmak zorunda? Şu anda memlekette MHP kelimesini söylerken millet tevekkeli getiriyor ya. Tebareke okuyor başımıza bir şey gelmesin diye ya. Böyle bir şey olur mu? İstedikleri zaman istedikleri kişiyi tehdit edebiliyorlar. Her açıklamaları küfür, hakaret ve tehdit içeriyor. Normal bir basın açıklaması yok MHP yöneticilerinin. İçinde muhakkak bir iki tane yüksek tonajdan kavram ve cümle görebiliyorsunuz. Ve Erdoğan ya da AK Partililer bunu çekiyorlar, içselleştiriyorlar, seslerini çıkartmıyorlar, hiç kılları bile kıpırdamıyor. Bakın son olarak bununla ilgili olduğu için şunu söyleyeyim. Şimdi Sayın Ayşe Ateş'in randevu talebini kabul etti Sayın Erdoğan. Ne zaman kabul etti? CHP'nin seçim başarısından sonra kabul etti. Evet. CHP o başarıyı elde etmeseydi mümkün değil kabul etmezdi. Bunu herkes biliyor. O çocukların başını okşadı. Dedi sizin işte katilinizi bulacağım babanızın dedi. Resim verdi falan. Adalet Bakanı'na talimat verdi onların yanında. O günden bugüne kadar sevgili İnan Demirel, o günden bugüne kadar bu dosyada değişen bir tek çöp tanesi bile yok. Evet. Bir tane çöp tanesi yok. E nerede kaldı sizin cumhurbaşkanlığınız o zaman? Ya siz devletin başkanısınız.
O çocukların başını okşamışsınız, güvence vermişsiniz. Ya biz kime nasıl güveneceğiz? Ha diyorlar ki bırakın gidin, çekin gidin, şunu yapın gidin, bunu yapın gidin. Böyle kolay değil. Yani bir ülkeden herkesi göndermek üzerine bir siyaset olmaz. Bir ülkede herkesi şiddete maruz bırakıp muhalifleri sindirmek üzerine bir siyaset olmaz. Bu sürdürülebilir bir siyaset değil. Bunun sonu yok. Sayın Erdoğan ve kurmayları bunu görsün. Bu şiddet sarmalının, bu adaletsizliğin, hukuksuzluğun sonu yok. Dünyada bununla abad olmuş bir medeniyet yok, bir yönetim yok. Bu iş bir yerde tamamen çöker ve onların altında AK Parti'nin bütün yöneticileri kalır. Bu gidişat iyi bir gidişat değil, kendilerine gelsinler. Evet. Bir tabur polisin yanında gelip de bir adama bizzat mahkeme günü saldırı gerçekleştirilebiliyorsa hepimize her şey olur. Sayın Erdoğan ve kurmayları biraz kendilerine çeki düzen versinler. Bu iş böyle olmaz. Bu iş böyle gitmez. Hepimiz bu ülkenin bir parçasıyız ve hepimiz bu işin altında kalırız. Ama onlar mühür sahibi. Onlar daha fazla kalırlar. Peki. Dün Devlet Bahçeli, MHP lideri grup toplantısında yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak hanımefendiye yakışmayacaktır dedi. Sinan Ateş'in annesi için. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan at babaların da kanatlarını yolar kopartırız dedi. Devlet Bahçeli bu açıklamaları yaptıktan bir gün sonra Sinan Ateş davasında aile saldırıya uğradı. Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'e polis sayısına rağmen, polisin aldığı geniş güvenlik önlemlerine rağmen arkadan saldıran bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. 30'lu yaşlarında bir erkek saldırgan, sanık yakını olabileceği söyleniyor. Yani oradaki geniş güvenlik önlemlerine rağmen sanık yakınlarından biri nasıl oluyor da ailenin yanına gelebiliyor? Bu ortadaki soru işaretlerinden biri. Anne Saniye Ateş'in hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberler var. O da duruşmayı takip ediyor. Başından beri oradaydı. Kameralara çıktı, konuştu anne Saniye Ateş ve bu sebeple Devlet Bahçeli'nin hedefi oldu. Ayşe Ateş de oralardaymış saldırı sırasında ve yakın hem etrafındaki koruma polisleri tarafından alandan uzaklaştırılmış Ayşe Ateş. Yaşar Aydın, şimdi bu saldırının tam da böyle karar açıklanmadan evvel, ki tekrar edeyim, mahkemenin saat 4.30'da kararı açıklaması bekleniyor. Tam da o karar açıklanmadan evvel gerçekleşmiş olması ayrı bir mana taşıyor olabilir mi? Yani onu kuşkusuz öyle, eğer bizimle bize gelen duyumlar aile yakınlarında gelir.